O zaman tatlılara geçelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Aynen öyle. Hadi bakalım çaylarla birlikte tatlımızı alalım. Evet Zeliha Hanım, yorumları nasıl buldunuz? Vallahi bazıları güzel, bazıları iyi. Elif Hanım böreğe kalın dedi ama 3 kişi beğendi. Kadir Bey de beğendi. Sonra Medine Hanım çok değişik konuşuyor işte. Bu böyle şöyle diyor, sosu az olmuş diyor, yağı az olmuş diyor. Oysa ki ben tadından eminim, çok güzel, hepsi de çok güzel. Kendi şeyini oynuyor yani. Üstelik bir de Kadriye Hanım'a kendi gününe oynuyorsun diye baskı yapıyor, öyle değil mi? Sürekli baskı yapıyor kadına, sürekli baskı yapıyor. Yani kadın korkarak biraz önce patatesi böyle yorum yapacak, önce onun yüzüne bakıyor. Baksana ne yapıyor kadına. Sonra Gökçe Nur Hanım yorum yapıyor, ona laf söylüyor, öbürüne laf söylüyor. Öyle herkes kendi yorumunu kendi yapsın, herkes kendi yorumuyla kalsın. Peki Elif Hanım'ın iddialı konuşması için ne diyeceksiniz? Bence Elif Hanım yarın o böreği yapamayacak. İddialı da söylüyorum. Hiçbir yarışmacı 2 saatte nasıl yemek yaptığını anlamıyorlar. Ben yarıştım, anladım. Bundan sonra onlar da görecekler. Bu arada bademli şekerpare, içinde irmik yok, irmiksiz bir şekerpare. Badem neresinde? Ben de ona baktım, yani üstünde ceviz var da. Badem hamurunda var. Hamurunda. 3 kere badem dedik, üstüne üfledik, Allah affetsin. Yarışmacımız aslında bunun üstüne de badem koyacaktı da, bir anda dalgınlıkla bütün blender'a vurunca, bütün miksere vurunca şeyleri... Ya insan bir heyecan yapıyor böyle. Doğrudur, yok ben bademli diye yazınca... İçinde badem mi var yok, diye düşündüm. İçinde badem var. İrmik yerine badem. Bakalım tatlımız nasıl olmuş, buyurun. Bademli şekerpare. Evet Elif Hanım, nasıl buldunuz? Şerbetini çekmemiş, lezzetli olacakmış ama evet. Şerbetini çekseymiş güzel bir evet. Tatlı olacakmış ama maalesef. İlk önce de bunu yaptım ama yine de çekmedi. Siz nasıl buldunuz Medine Hanım? Ben yani tadı güzel ama keşke şerbetini çekmiş olsaydı. Gerçekten yani olmamış. Gökçe Nur? Evet, şerbetini çekse gayet güzel bir şekerpare olacakmış ama maalesef. Çok güzel yerinde ama şerbetini çekmemiş. Yani şerbetini şu an kuru çekmiş. Haliyle bile lezzetli geldi evet. Ama. Sadece bir şey eksik yani. Şerbetini çekseydim mükemmel olurdu. Evet, o şerbetini çekmeme sebebi de ikisini de soğuk koyman. Şekerpare dışarıda çok bekledikten sonra şerbeti döküldü. Fırından çıkarıp 2-3 dakika sonra dökülseydi o sıcağından çekerdi. İkisi de kuru olunca hatta ben bunları geldim gittim çevirdim. Geldim gittim çevirdim. Hatta denemek için 2 tanesini direkt şerbetin içine attım. Bekliyor onlar evet, hala biraz ama. Biraz ılık olsaydı ikisi de aynen, belki evet. Çekerdi. Ya da şerbeti bunu soğuttuksan şerbet biraz sıcak olsaydı çekerdi. Ama güzel yoğurmuşsun. Eline koluna sağlık. Aynen. Hazır mısın? Hazırım. Haftanın ilk puanlamasına gidiyoruz. Bugün çok önemli. Çünkü artık geriye dönüş yok. Böyle çarşamba, perşembe günü başlıyorlar. Ay ben ona fazla puan verdim de. Yok ay ben ona düşük puan verdim de. İçime oturdu da hakkınızı helal edin de. Onlar hep havada uçuşuyor. O yüzden yediklerinizi iyice gözden geçirelim. Damaklarınıza iyice bakın. Pişman olmayın. Bakın bundan daha kötü sofralarda çıkabilir. Daha iyi sofralarda çıkabilir. Doğrudur. Ona göre değerlendirelim. Evet. Pişman olmayalım. Hakka girmeyelim. Allah bizi affetsin diyelim. Hazır mısınız? Hazırız. Nereye gidiyoruz o zaman? Puanlamaya. Puanlamaya. Puanlarınızı merak ediyorum. Bakalım haftanın ilk gününde Zeliha Hanım toplam kaç puan oluşacak? Kimler ne kadar verecek? Hep birlikte birazdan göreceğiz. Haydi buyurun. Evet, Kadir Ezil Dilek'e Marat benim de sıra geldi haftanın ilk gün finaline. Hanımlar heyecanlı, puan verecekler. Zeliha abla hepsinden heyecanlı, kaç puana ulaşacağını bekliyor. Bakalım haftanın ilk gününde Zeliha abla, Ena Marat benim de kaç puan alacak? Buyurun hanımlar, puanlarınızı verebilirsiniz. Evet, Kadriye Hanım hazır kapağı, kalemin kapağını sıcağı sıcağına kapatmışken buyurun çevirin bakalım. Ena Marat benim diye bugün Zeliha Hanım'ın hamaratına kaç puan verdiniz?
4 puan geldi. Ne diyorsunuz Zeliha ablacığım? Teşekkür ederim. Sağ olsun. Peki. Zaten o kadar beğenmenin üstüne daha farklı bir puan gelseydi artık ne olurdu bilmiyorum. Medine Hanım buyurun. Puanınızı merak ediyoruz. Bakalım kaç puan gelecek? Kalpli 3 ama kalbi yapamadım. Elim kaldı. Evet Zeliha Hanım 3 geldi. Niye 3 geldi? Güler yüzlülüğünüz için kalp verdim size. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Yemeklerden hangilerinden puan kırdınız? Hangisinden puan kırdın? Yemekler brokoli salatası. Bir de sofranızda masa örtüsünü beğenmedim. Yani o bir puanı ondan yemekten sonra değil de masa örtüsünden mi kırdınız? Hayır. Brokoli salatası. Ben poğaçayı da beğenmedim. Ha, bir puan da poğaçadan kırdınız. Aynen. 3 peki yani. Zeliha Hanım? Yedim. Kendi kararı. Bir şey diyemiyorum. Peki. Elif Hanım buyurun. Bakalım kaç puan gelecek? 3 puan geldi. Siz hangilerinden kırdınız? Şeyi kalın buldum. Brokoli salatasını beğenmedim. Anladım. Beklentinizi karşılamadı. Evet. Üçlük buldunuz. Evet. Peki Gökçenur Hanım buyurun son puan açıklıyorsunuz bakalım. Zeliha Hanım haftanın ilk gününde en amarat benim de 15 bin liranın yolunda kaç puana sahip olacak buyurun. Benim Zeliha Hanım'a puanım 4. Teşekkür ederim. 4 puan geldi. Toplamda 14 puana ulaştın Zeliha ablacığım. Çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Yemeklerin için yorumlarımı yaptım. Temizlik için de yorumlarımı yapacağım. Her yer gayet güzeldi. Eline koluna sağlık. Yaşına göre, rahatsızlıklarına göre gayet güzel bir evdi. Tertip düzenliydi. Dibini köşeni de gezdim. Eline koluna sağlık diyorum. Yemekler için yorumlarımı yaptım. Birazdan puanlarımı vereceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirdik. Çok güzel gün geçirdim. Hepinizin, ekibinin, güle oynaya zamanımız sağ geçti. Olasın. Çok teşekkür biz de çok ederim. Neşelendik. Şimdi hayalimdi sizinle yarışmak. Değil mi? Tüm öbür hayalim, yarışmaya katılamadı. Kısmet buraymış. Bak aynen, sen gelemedin biz geldik. Hoş geldiniz. Başım üstünde. Şimdi yarın kimin evindeyiz? Tabii ki benim evimdesiniz. En iddialı yarışmacılarımızdan kesinlikle birinci olacağım diyor. Siz bu böreğe kalın diyorsanız börekten anlamıyorsunuz dedi. Yarın güzel bir el açma böreği bekliyoruz inşallah. Birinci ben olacağım Kadir'im. Birinci ben olacağım. Hadi bakalım birincilik kime kalacağız göreceğiz. Avucunu yalayacağız. Ya sen de çok fenasın. Ben mi yalayacağım sen mi? İnşallah yarın güzel bir tatlı çıkar da onu yeriz. Hazırsanız en amarat benim de puanlamaya gidiyorum şimdi. Zeliha Hanım'a puanımı vereceğim. Yarın Elif Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet Zeliha ablamın eline koluna sağlık. Çok güzel bir gün geçirdik. Mutfakta da gayet heyecanlıydı. Son dakikalarda biraz yapamayacak sandım ama elinden geleni yaptı. Şekerparesi birazcık olmamıştı maalesef ki. İşi köftenin de hafif dışı kalındı ama yine de elinden geleni yaptı. Evi de gayet temizdi. Bu yaşına o dizlerine göre güzel bir iş çıkarmış. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.